Herkese yepyeni videodan selam canlarım. Bugün Bursa Nilüfer'deyim. Size vloglayacağımı söylemiştim. O yüzden video çekme kararı aldım. Kaşlarımı yaptıracağım bugün. Mikroblading işlemi. Bütün aşamaları sizle paylaşacağım. Bu da şu an Özlem ablanın dükkanının girişi. Şöyle göstermek istiyorum. Özlem Öztaş. Şöyle göstermek istiyorum. Özlem Öztaş. Yeri Bursa Nilüfer'de. İlk defa yaptıracağım bu işlemi. Onu da belirtmek istedim. İnşallah bütün aşamaları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Birazdan anestezi krem sürecekler uyuşturmak için. Daha sonrasında da işleme başlayacağız inşallah. Eğer kayıt alabilirsem videonun içerisinde Özlem abla da yer alacak. Merak etmeyin canlarım. Birazdan görüşürüz. Şu an anestezi kremi sürülüyor. Abla yine sorayım, sen ne kadar zamanda uyuşturuyor? Anında etkili doğal bir ürün. Ancak 3 saat etkisiz sürmekte. 3 saat uyuşuk olacağım canlar. Akşama konserde uyuşuk bir konser dinlemesi paylaşacağım. Akşama kadar geçer. Yok, şey değil. Yok, sıkıntı değil. Uyuşuk kalsın. Ne olacak yani? Yok, almıyor öyle uyuşuk. Sağ ol abla. Ona göre tasarımımızı yapıyoruz. Çizeceğiz ve kaşımızın doğallığının dışına çıkmadan tasarım yapacağız. Buradaki en önemli dikkat ettiğim şey ise kaşımızın asla doğal yapısını bozmadan herkesin kendi kaşının üzerinden tasarım yapmak. Yani doğallığımızı bozmadan aslında istediğimiz şekli çizmek. Yani kaşımızın hem şekil olarak güzel olsun hem de doğal olsun. Mikroblading'deki en önemli şey bu aslında. Gözümüzü yormayacak, doğallığımız bozulmayacak fakat istediğimiz şekil olacak ve daha formlu, daha güzel, düşüklüğü de almış olacağız. Kaşlara sahip olacağız. Benim tarıma ihtiyacım olacak mı abla? Hani tarıma falan gerekecek mi? Hani. Sonrasında kendi kaşına normal, çünkü yapısına uygun zaten atışları yapacağım. Şurayı görmüşsündür. Burası biraz geriden başlıyor. Sıkıntı yok. Onları eşitliyorum zaten. İşlemden sonra büyük ihtimal kısaracağım. Benim de abla gibi tenim çok hassas. Sıkıntı değil. Yarım saat, bir saat sonra geçebilir. Bazen hassas ciltlerde evet kızarma olabilir, kızarıklık olabilir. Kaşımız aldığımızdaki kızarıklık gibi. O da yarım saat, bir saat sonra zaten geçmiş olur. Altın oran bu dediğin mi oluyor abla? Evet. Kendi kaşımızın şeklini bozmadan kavis noktamıza, boşluk olan kısımları, iki kaş eşit değil, bir kaş daha düşük, bir kaş çünkü yapı olarak da aynı değil. Biri İkisi daha düşük, birbirinden evet, farklı değil mi? Farklı. Şimdi bismillah diyorum, başlıyorum. Hiç sıkmazsan çok hissetmezsin. Çok
tekniği uygulaması. Taranmış efekte çalışacağım Mevra Hanım'ın bugün kaşına. Kaş yapısına uygun çünkü. Tasarımla zaten bir kaş biraz daha düşük, bir kaş daha yüksekti. Eşitledik. Şimdi kaşın yapısına göre atışlarımı yapıyorum, ana atışlarımı. Abla bir şey söyleyeyim, hiç acı falan yok ki bunda. Acı var diyorlar, yok ki acı. Çok acı hissedilmez. Kaş almak kadar hissedilebilir en fazla acı. Çünkü doğru deride, birinci deride çalışıyorum, epidermiste. O yüzden çok fazla kişi acı hissetmez. Zaten öncesinde de lokal anesteziyle uyuşturuyoruz kremle. Yani burada daha konforlu çalışıyoruz. Müşteri açısından da, kendimiz için de. Abla harikalar yaratıyorsun var. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel olacak, ben eminim. Yani onu evet görebiliyorum. Tabi takdir yine buradan izleyenlerin ve en önemlisi senin Mevra. Tabi 7 yıldır yapıyorum şimdi mikroblading. Tabii uzun bir süre. Binlerce kaş yaptım. Ve çok yoğun bir şekilde de devam ediyorum. Zaten çok şahit oldun. Şimdi ilk iki gün banyo yapmıyorum değil mi? Su değdirmiyorum. Evet, suyla çok temas etmiyoruz. Tamam. Bir hafta kadar sadece vazelin kullanıyoruz. Nemli tutmak için, kurutmayacağız çünkü kabuk olmaması gerekiyor. İki gün sonra yıkadığımızda sabun kullanmıyoruz ve asla oğumuyoruz. Tampon şeklinde kuruluyoruz. Tamam. Havuz, deniz, hamam tabii bunlar en az bir 15 gün yok. Onun dışında fondöten. Bunlar çok çabuk silen şeyler. Bunlara biraz daha dikkat ediyoruz. Sonra 20-25 gün sonra da rötuş için ikinci işlemimizi yapıyoruz. Kontrol rötuşu dediğimiz. Tamam. Varsa eksikler, eşitsizlikler, onları tamamlamak için. Sonrasında kullanım süresi de herkesin cildine, yaşına, yaşam tarzına göre değişir tabii. Yani 6 ay sonra da kaş yenilenmek isteyebilir. Sakın şunu yapmayın. Dur dediğinizde dururum. İlk başladığımda dudak olduğu için bir hissedersiniz, korkmayın. Şu an zaten başlamayacağım. Şu an dudağımızın şeklini belli edeceğim. Çünkü şeyiniz hiç belli değil, çizginiz. Yani şu an başlamıyorum, öyle düşünün. Mesela dudakta da asla kişinin dudağının dışına çıkmıyorum. Çünkü neden? Çıkarsam sıkıntı yaşar. Bu ne kadar kalıyor abla? Bir yılla üç yıl arası. Çok iyi değil mi? Bak şimdi dudak çerçevesini aslında kendi dudağı bu kadar kalınlıkta ama hiç belli olmuyor. Dur. Ben Maya da dudak yapacağım. Ben onun kaşını başka bir yerde yapmışlardı, mahvetmişlerdi, düzelttim ben. Bakın aslında evet. Dudağı bu. Evet. Ama belli olmadığı için dudak ince duruyordu. Çünkü teneği de aynı renk, çerçeve yok. Şimdi başlıyorum Nevra. Başlıyorum. Var mı acı? Hiç mi? Hı-hı.
pembe ton ne kadar yakıştı yüzüne. Çok güzel olacak ama o ton olmayacak tabii. Açılacak değil mi abla? Yoğun, evet. Böyle olsa sürekli ruj sürmüş gibi olur. Değil mi? Ama işte böyle bu aynı tonda rujda durmak ister mi kişi? Ben istemem. Ben de istemem. Şimdi hissedebilirsin. Yeniden. Var mı? Ne kadar uyuşmuş bu dal demek ki. Bayağı uyuştu. Hiç hissetmiyor dedi. Yani. İşte doğru tonları ve doğru renkleri seçmek lazım kişinin cildine göre, yani müşterinin istediğine göre değil de, çünkü müşteri bilmiyor, bilemez yani. Müşteri her renk isteyebiliyor çünkü. Başkasında güzel duran sizde kötü durabilir çünkü. Ki öyle oluyor. Tabii. Biz mesela başkasında güzel durdu diye onu istiyoruz ama biz de öyle. Ama öyle değil. Çünkü o yüz bizim değil. Güzel. Emin ol, çok güzel oldu. Bayılacaksın. Güzel zaten emin değil mi Güzel? Hı hı. Ya sağ olsun benim her müşterim, Özlem Hanım, işte ya da Özlem abla, sana çok güvenerek geldim. Tanımasam da, işte içimden bir ses size gelmemi söyledi. Hani. Yok, ben yaptıklarımda bir tane konuşmam yoktu zaten de. Mevracığım. Ay abla ya, ne yaptın? Bak. Çok güzel oldu. Şöyle. Ve dudakları da büyüdü. Zaten çok güzeldi şekli. Çünkü çerçeveyi belirginleştiğimiz için, belirgin olunca dudak tabii ki daha geniş. Bu şimdi değil mi? Ay Allah'ım, çok güzel oldu ya. Evet canlarım, mikroblading işlemiyle başlayıp, bana yapılan mikroblading işlemiyle başlayıp, orada yeni tanıştığım bir arkadaşın dudak renklendirme işlemiyle videoyu sonlandırdım. Şimdi devamında size canlı ve görsel olarak kaşlarımı göstermek istiyorum. Birazdan da tırnaklarımı göstereceğim. Tırnaklarıma da protez tırnak yaptırdım bir gün öncesinde. Bilgileri verdim. Elimden geldiğince mikroblading yapılırken Özlem ablanın ağzından da duymanızı istedim. İlk defa yaptırdım bu işlemi. İşin şu boyutunu bilmiyorum. Abdest geçmez diyorlar. Abdest kabul olmaz diyorlar. Tutmuyor diyorlar. Öyle diyenler de var. Tutar diyenler de var. Ben o gün soramadım. Çok kalabalıktı. Laf karıştı. Sormayı da unuttum. Kalıcı kaş tasarımı diye geçse de akan bir boya. Yani suyun geçtiğini düşünüyorum ben abdest aldığımız zaman. Zaten her banyoda ve her yüz yıkamada akan bir boya. Görüyorum da zaten.
Bu konuda size de sormak istiyorum. Yani abdest tutar mı tutmaz mı? Bu konuda pek bir bilgim yok. Ben tutar diye düşünüyorum ama yine de bilmiyorum. Ben çok çok memnun kaldım. Çok çok böyle hayalini kurduğum, aman yaptırmak istiyorum ya da senelerdir hayalini kurduğum, o şekilde gittiğim, o şekilde yaptırmak istediğim bir işlem değildi. Ama şu an bu görüntümü gördüğümde, aynada şu an kalın kaşlarımla, yeni yüz ifademle kendime baktığımda gerçekten kendimi kat kat mutlu hissediyorum. Kendisini tamamen rastgele şans eseri buldum Instagram üzerinden. İyi ki de bulmuşum. İyi ki de Özlem ablacığımla yollarım kesişmiş. Çok harika bir insan, dünya tatlısı. Yeni tanışmamıza rağmen o güler yüzlüğü, o sevecenliği, ikramları zaten muhteşemdi. Misafirperverliği muhteşemdi. İlgisi, alakası, yaptığı işlemler gerçekten perfect, çok güzel. 7 yılı geçkin süredir bu işlemi yapıyor. Farklı işlemler de yapıyor. Şurada Instagram hesabını paylaşıyor olacağım. Eğer yaptırma kararı alan ya da mikrobleeding değil, başka işlemler yaptırmak isteyen arkadaşlar varsa şurada yazdığım adresinden Instagram üzerinden kendisine ulaşabilir. Yanında çok tatlı bir bayan var. İlknur ablam var. Onu da çok sevdim. İkisi de dünya tatlısı. Birbirinden tatlılar. İkisini de çok seviyorum. Eğer videomu izlerlerse buradan ikisini de kocaman öpüyorum. Bu arada birazdan tırnaklara da geleceğiz. Bu güzel kaşlarımdan biraz daha bahsetmek istiyorum. Normalde Özlem ablanın söylediği gibi ilk 2 gün hiçbir şekilde su değdirmiyoruz, banyo yapmıyoruz. Daha sonrasında yaptığımız banyoda sabunla kaşlarımızı ovalamıyoruz. Tampon hareketlerle kurulama yapıyoruz ki, çünkü akan bir boya olduğu için çok fazla akmaması açısından. 2 gün yıkama olmamasının sebebi de rengin oturması açısından. O sebeple 2 gün yıkama dedi Özlem abla. 2 gün yıkama yapmadım. Daha sonrasında kaşlarım daha böyle doğallaşmaya başladı. Onu bile fark ediyorum. Şu an bu arada şunu da söylemek istiyorum. 4. gündeyim. Yaptıralı 4 gün oldu. Ayın 30'unda yaptırdım. 30 Ağustos'ta. Bugün tam tamına 4. gün ve kaşlarımın bir tık daha böyle doğallaştığını, bir tık daha alıştığımı fark ediyorum. Çok çok hevesle yaptırdığım bir işlem değildi. Onu söylemek istiyorum. Gerekli de değildi. Evet, ama kaşlarımı çok kalınlaştırmak istiyordum. Kaşlarım seneler öncesinde sobanın ateşinden yandığı için küstüler ki iki kaşım arasında çok büyük fark vardı. Resimde paylaşmıştım. Şurada yine tekrar paylaşacağım önceki halini ve sonraki halini. Zaten farkı çok iyi anlayacaksınız canlarım. Gerçekten iki kaşım arasında orantısızlık vardı ve Özlem ablanın söylediği gibi bir kaşım düşüktü. Yani bir kaşım daha kalındı, bir kaşım daha inceydi. İkisinin birbirine uyarlanıp kalınlaştırılmasını istedim. Gerçekten çalışmaları çok güzel, işlemleri çok güzel. İş yerinden Özlem ablanın memnun olmadan hiçbir ayrılan müşterisi yok. Herkes çok memnun ve yurt dışından bir sürü müşterisi var. Ta uzaklardan 2,5-3 saatlik yollardan benim gibi kendisine giden müşterileri var. Kesinlikle doğru adres diyorum. İlk defa gittim. Çok memnun kaldım. Şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten görüyorsunuz ne kadar memnun olduğumu ve ne kadar güzel bir iş çıkarttığını görüyorsunuz. Ayın 30'unda yaptırdım bu işlemi. 4 gündür aynalarla aşk yaşıyorum. Sürekli gidip gelip aynaya bakıyorum. Çok sevdim gerçekten yeni kaşlarımı. Eğer böyle bir işlem yapmayı düşünüyorsanız ya da siz düşünmüyorsanız çevrenizde böyle bir işlem yaptırmayı düşünen insanlar varsa kesinlikle doğru adres Özlem Öztaş, Bursa Nilüfer Üçevler'de çalışıyor. Çok tatlı bir bayan ve çok özenli çalışıyor, titiz çalışıyor ve yine söylüyorum 7 yılı aşkındır bu işi severek yapıyor. İşine aşık, mesleğine aşık bir bayan. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Dedikten sonra şimdi size yaptırdığım protez tırnaklarımdan bahsetmek istiyorum. Protez tırnaklarımı yaptırırken çekim yapmadım. Çünkü aslında müsaade istesem de yapamazmışım. Beni çekebilecek kimse yoktu. Çok yoğunlar, deli yoğunlar. 7-8 kişi çalışıyorsa aynı anda 7-8 kişiye protez tırnak yapıyorlar. O gittiğim bayan da yine Bursa Nilüfer'de Ataevler tarafında arkadaşları, kendisi ve çalışanları çok becerikliler, çok marifetliler. Bu arada Özlem ablanın arkadaşı beni bu protez tırnak yapılacak yere de Özlem ablacığım gönderdi. Benim canım, iyi ki gönderdi, sağ olsun aradı. Normalde randevu bulmak çok zormuş ama
arkadaş oldukları için rica edip beni oraya gönderdi. Bir gün öncesinde bu tırnakları yaptırdım. Bir gün sonrasında da kaşlarımı yaptırdım. Şöyle bir model belirledik. İkili renkli şekilde şu tırnaklarıma da kalp koydurdum. Böyle iki taraflı da sim yaptırdık. İstediğiniz modelde, istediğiniz şekilde ve istediğiniz dizaynda yapıyorlar. Gerçekten çok harika. Ben yeni tırnaklarıma bayıldım. Uzunluğu da çok hoşuma gitti. İçime sindi. Zaten size soruyorlar nasıl isteyeceğinizi. Ona göre şekillendirme ve biçimlendirme yapıyorlar. Hem şu tırnak şekillerinizin bitişini ayarlıyorlar. Önce şablonla oluşturuyorlar. Daha sonrasında da istediğiniz modele göre dizayn yapıyorlar. Hem tırnaklarımdan hem kaşlarımdan çok memnunum. İyi ki diyorum. Çok şanslıymışım. İlk defa gitmiş olmama rağmen çok çok iyi yerlere gittim. Nokta atışı yerlere gittim. Tekrar adresim kesinlikle ikisi olacak. Tırnağımı yapan kişi Ralya Hanım, Bursa Nilüfer'de, Ataevler'de ve o güzel kaşlarımı, o harika kaşlarımı yapan da Özlem ablacığım. Yine kendisi Bursa Nilüfer 3 evlerde çalışıyor. Kesinlikle ilerleyen zamanlarda hem tırnaklarım için hem de kaşlarım için sadece ikisine gideceğim. İkisini de çok sevdim, çok ilgili insanlar. Diyerek videomu sonlandırıyorum. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bu videoyu da özellikle bir an önce çekmek istedim. Geç kaldım ama bu zamana yetişti. Onun için kusura bakmayın. Alışverişimi de normalde bu videonun içine dahil edecektim. Ama etmeme kararı aldım. Çünkü sadece bu konuya odaklanalım istedim. Tırnak ve kaş konusuna odaklanalım istedim. Ve olduğundan gerektiğinden uzun olmasın diye video bu şekilde ayrı tutacağım. Alışverişimi de en yakın zamanda sizlerle yeni bir videoda paylaşıyor olacağım. Sizleri kocaman öpüyorum. Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.